Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Ailenin yüz karası benim. Tiyatroyla uğraşan tek benim. Daha başka kimse yok. Eşimin yaş günü var. Kumkapı'da yaş günü yapıyorlar. Ben Kadıköy'den oraya gidemedim. Param yok. Ya bırak hediye almayı. Param yok. O günleri de yaşadım. Sarız'da bizim arabamız takla attı. Of. Kar var ama. Karda biz pamukta yuvarlanır gibi 2-3 taklayla indik aşağı. Avni Hoca içinde o kadar yaşlı adam. Ondan sonra bir çıktım karda buraya kadar kar. Ya Levent bu gereği düşünüldü oynadığımız zaman kadro 74 kişi. Of. Sonra sefiller koydu 250 kişi. Yani Levent bu konuda rekorlar erken gitti. Türk tiyatrosunun kaybıdır ya. Evet, yani. Ben tiyatroyu çok seviyorum. Herkes sevsin. Mekanın sahibine geldik de bugün çok kıymetli bir abim var. Ferdi Akarnur. Ferdi abim, hoş geldin, şeref verdin, onurlandırdın bizim programımızı, seyircilerimizi. Estağfurullah, ben onurluyum. Yani şu anda karşında yıllar oturuyor. Biz bu işe başladığımızda izlediğimiz, keyif aldığımız, sonra beraber oynamaya nasip olan, kulislerde sohbet edebildiğim, dinleyebildiğim, anılarından keyif aldığım çok özel bir insan. Çok yoğun olduğu için bugüne kadar da denk getiremedik. Artık Ferdi abinin hayat hikayesini, Ferdi abinin bugüne kadar yaşadığı o güzel şeyleri paylaşmak adına bugün bizimle birlikte, sizlerle birlikte efendim. Hoş geldin abi tekrar. Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim. Aynı zamanda Ferdi abi Samsunlu. Dolayısıyla benim doğduğum yerde Samsun olduğu için bir miktarda hemşeriliğimiz var yani. Onun için de özeldir benim hayatımda da. Ferdi abi Samsun'da doğum değil mi? Evet. Ayrıca madem Samsun'dan girdik, o zaman dayına da bir selam söyleyelim. Tabii. Erdoğan abime. Tabii, Erdoğan dayımla da çalışmışlar. Dayım da o zaman amatör tiyatro yaptığı dönemlerde Ferdi abi devam ederken de destekleri sağlanmış. Hikaye sen daha hakimsin hem, de. Biz de hem beraber olduk hem de yönetici olarak da bizim o zaman amatör Samsun'da olan tiyatrosu filan. Erdoğan abinin çok büyük katkıları vardır. Kulakları çınlasın. Nasıl? Sevgiler, buradan saygılar buradan. Dayıma sevgiler, saygılar. Evet abi, dönüyoruz Samsun'a. Samsun'da çocukluk. Çocukluk başladığında işte ilkokula kadar ki o süreçte oynadığın oyunlar, Samsun'daki çocuk oyunları. O zaman hiç öyle kafanda böyle bir... Çünkü Karadeniz'den bakınca ben de orada büyüdüm. Oradan bakınca işte televizyon, tiyatro falan çok bakılabilesi bir yer değildi. Yani. Çok uzak gözüküyor. Çok uzak gözüküyordu. Evet ya, şimdi biz ilk Samsun'da ben ortaokulda okurken... Okulun, o zamanlar bilmiyorum sen de bilirsin, okulun... Müsamereleri vardı. Son gecesi yapılırdı. İşte orada şarkılar söylenir, bir oyun oynanır. Evet. Tek perdelik oyunlar oynardık. Evet. Arkasından işte şarkı söyleyen çocuklar çıkar, konuşmalar olur filan filan. Biz de orada tek perdelik bir oyun oynuyorduk. İstiklal diye benim ilk oyunum odur orada. İstiklal diye bir oyun oynayacak. Beni de seçtiler. Allah rahmet eylesin, beden eğitimi hocam vardı. O bu işe çok önem verirdi. İbrahim İşler diye. Beden hocası. Genelde hep Türkçe hocalar olur ya bu işler. Evet. Ama bizim hocamız buna çok önem verirdi. O geceye önem verirdi. Oyuna önem verirdi. Ondan sonra orada başladı. Ben de... İlk sahneye çıktığında heyecan... Ne hissettin de onu çok seçtin yani? Ya şöyle, çok sevdim. Mesela o zamanlar hani genciz. İnsanlar kahveye gidiyor. Bilmem ne. Evet. Ama kültürüm yok benim. Ben zamanımı tiyatroda, halk eğitimde, o zaman halk evi vardı. Halk evi vardı. Biz halk evinden yetişmeyiz. Kulakları çınlasın, Orhan Gencebay'da folklor bölümündeydi. Biz tiyatro bölümündeydik. Orhan abi bizden tabii birkaç yaş daha büyüktür. Halk evinde yetiştik yani. Ama halk evleri o zaman çok önemliydi. Halk evlerinde herkes bunu söyler ama tam olarak her şeyin eğitimi olduğu söyleniyor. Evet. Neler vardı? Bize böyle bir hatırlatsana abi. Halk evinde mesela tiyatro vardı, folklor vardı. Halk müziği vardı, Türk sanat müziği vardı. Başka sanat dalları var mıydı onu hatırlamıyorum ama tabii şimdi bahsettiğim... Tabii kaç sene önce tam tarih vermeyelim. Halk vermeyelim. Güzel. Ondan sonra birçok dallar, halk evlerinin kapanması zaten çok büyük talihsizlik yani. Halk evlerinden aslında sosyal olarak gelişmesini sağlayan bir şey. Vahiy Öz bile Samsun halk evindendir. Vay canına. Miş. Bana öyle söylediler, vay abi. Peki sen normal ortaokulda bu sene sonu gösterisini yapmakla beraber halk evinde tiyatroyu sevdiğin için devam etmeye başladın. Evet, ben öyle dedim ya, kahve kültürüm yok yani. Ben böyle değerlendirdim kendimi. Ondan sonra Samsun'da hocalarımız bir tiyatro kurmak istedi. İstediler. TÖS vardı o zaman. Biz de işte amatör oynadığımızda başarılı olduğumuz için
iki tane de mi, üç kişiyle bizi öğrenci olarak da aldılar aralarına. Hmm. Kamponya'da. En gençsiniz yani. En ufakta. Hocamız onlar bizim ya. Tabii. Biz Kamponya'da diye bir oyun oynadık. O zaman malum kız oyuncusu az olan oyunları seçiyoruz ya. Ondan sonra Oda Tiyatrosu'nu kurduk. Yani ben değil abiler kurdu. Biz de orada oyuncu olarak başladık. Bizim Oda Tiyatrosu'na başkanı o zaman Yılmaz Ulusoy'u almıştı. Oo. Ulusoy Holding'in sahibi. Samsun'daydı o zaman Yılmaz abi. Sonra İstanbul'a geldi. Tabii. Onun da çok büyük katkıları vardır. Ne güzel. Oda Tiyatrosu'nda 66'da Buzlar Çözülmeden diye bir oyun oynadık. Düşün, Samsun'da 120 kişilik salonda bir aylık bilet satıyoruz. Ve gençsiniz, amatörsünüz. Amatörüz. Ekonomik bir gelirimiz yok. Popüler kimse yok. Yok ya, hepimiz sıfır. No name. İşte öğretmen var, öğrenci var. Oranın ya, çalışanları falan. Ya yani. O. Yani. Sonra Ankara'da o zaman ODTÜ'de festival yapılıyordu. Amatör Tiyatrolar Festivali. Hmm. Türkiye. Biz de katıldık. Bizim oyun günümüz en son gün. Köksal Öngür'le orada tanıştım. Ha. Biz en son günü oynadık. En iyi oyun biz olduk. Ödül aldık. Ben de en iyi erkek oyuncu seçildim. Of. Evet. Daha neredeyse üçüncü oyunun işte yani. Yani üçüncü. Amatör oyun yani. Evet. Üçüncü oyun filan. Ondan sonra Köksal'la orada tanıştık işte. Ne hissettin abi? İlk defa ödüllendirildin. İlk defa bir konu hakkında aslında hayatın boyunca yani o göz, evet. o zamanki hayatına kadar Cannes'in haricinde sana verilen bir başarı belgesi yok yani. Yok, yapacağım. Bir Samsun'da ya. İşte insanlar "Aa, çok güzel oynadın" falan diyorlar. O da bizim hoşumuza gidiyor. Öğrenciyiz yani. Ama şimdi Ankara'ya gitmişsin. Ayrıca ODTÜ'de de festivalde. Ciddidir yani. Asaf Çiğiltepe jüride. Oo. Özdemir Ant var. Ondan sonra Adalet Ağoğlu var. Oo. Jüride. Müthiş yani isimler. Onların oylarıyla, hatta rahmetli Asaf abi bana "Gel Ast'a gel" demişti. Ankara Sanat Tiyatrosu. Evet. Yeni kurmuşlardı daha Ast'ı. Ben dedim ki abi ben öğrenciyim. Okulu bitireyim Samsun'da, öyle geleyim. Ömrü vefa etmedi. Trafik kazasından vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Peki abi, sonra ODTÜ böyle yaşandı. Sonra Samsun'a dönüşün nasıldı? Bu arada evdeki karşılık ne? Evde, sen eve döndün ve dedin ki ben ödül aldım. Ya evdekiler bir şey demiyorlar ki. Seviniyorlar. Aa, çok güzel. Gurur duyuyorlar. Herkes... Seninle ilgili başka planları yok çünkü. Yok. Ailenin yüz karası benim. Tiyatroyla uğraşan tek benim. Daha başka kimse yok. Buna çocuklarım da dahil yani. Hiç kimse yok. Kimse yok yani. Yok. Bir tek benim. Evet. Ondan sonra ödül aldım. Samsun'dayız işte. Biz yine Samsun'da Oda Tiyatromuzda oyunlara devam ediyoruz. Bir sene ben yazlıktayım. Atakum'da sen bilirsin. Bilirim, o zaman yazlıktı. Biz, tabii. Devlet su işleri, karayolları falan filan. 3-5 tane yer vardı. Bizde Selçuk vardır. Selçuk Özgürdal. Kulakları çınlasın. Benim çok iyi arkadaşım. Onların evinde benim çok yakın akrabalarım var. Sadık abi. Onlarda kalıyorum. Yazlıkta. 3 ay kalıyoruz. Oradan Samsun'a dönüyoruz. Eskiden Samsun'da orası arasında böyle taşınmalık bir yol vardı. Evet. Şimdi birleşti tabii. Yazlıkta hayatım tabii, orası. Tabii, yani yazlığa giderdik. Tabii. Şimdi kent olmuş büyük. Tabii. Ondan sonra bir gün orada denizdeyim. Beni denizden çağırıyorlar kıyıdan. Ben ne çağırıyorlar? Gittim. Avni Dilligil benim hocam. Allah rahmet eylesin. Samsun'da oyun oynarken Güner Ümit bir münakaşa mı ediyorlar? Bir şey mi ediyorlar? Ne oluyor? Güner abi ayrılıyor. Akşam oyun var. Diyorlar ki işte burada böyle bir çocuk var ya, bu halledebilir. Yetenekli olandır. Falan diye beni söylüyorlar. Sen denizdesin yani. Denizdeyim. Avni Hoca'nın da kardeşi Samsun'da. Avni Hoca da Samsun'da. Ha, bak onu bilmiyorum. Onun kardeşi de Samsun'da Devlet Demiryolları'nda müdür. Çalışıyor. Ha, o gelmiş. Beni aldılar götürdüler Avni Hoca'ya. Sen tabii yolu ki tutuyorum tabii ki. Ondan sonra... Yani hoca dedi ki böyle böyle akşam oyun var çıkıyor. Bir de karşılıklı oynuyorsun. Çok önemli. Ne oynuyorsunuz, hatırlıyor musun oyunu? Vallahi oyunu hatırlamıyorum. O kadar yani hızlı gelmiş 57 geçmiş. 57 yıl, 58 yıl. Abi ya. Ben aksatmadan oynadım. Hoca beni öptü müptü, teşekkür etti mektup. O giriş hocaya 4,5 yıl çalıştım. Avni Dilligil'le. Evet, benim hocam o. Bana her şeyi. Ama ondan önce, pardon onu unuttum. Ondan önce bir Orhan Erçin maceramız var. Samsun'da Orhan Erçin tiyatro yapıyordu. Devamlı. Halk Eğitim Merkezi vardı. Bilirsin. Evet. Halk Eğitim Merkezi'nde haftanın 4 günü 5 günü oyun oynuyordu. Kadroda kimler yok? Şemsi İnkaya, Halit Akçatepe, Ayten Erman, Meriç Başaran. Orhan Erçin de bizim rahmetli Levent'in hocasıdır. Vay. O da Samsun'dan neler çıkmış yahu. Ya. Ondan sonra
Onlar da oyuncu lazım. Biz Halit abiler gelip Şemsi'yle bizim oyunu seyretmişlerdi. Bize dediler ki siz bizim kadroya katılsanıza. Üç arkadaşız biz. Katılın da bizde de oynayın dediler. Ufak tefek roller var dediler. Biz katıldık. Bir 21 gün turne yaptık onlarla. Vay canına. Evet. Oradan geldikten sonra bu peki, deniz macerası. O zaman lise bitmiş miydi? De, sen o yaz, lisenin bittiği yazdı herhalde. 66 evet. Sonra peki oradan Avni Hoca beni işte aldı, çağırdı, götürdü. Avni Hoca'ya katıldım. Nerede? Ankara'ya mı, İstanbul'a mı? Turne. Avni Hoca'nın yerleşik sen salonu sen evden yok. Çıkıp turneye gittin. Turneye. Kaç gün? 9,5 ay. 9,5 ay. Turne yaptık. Sonra Ankara'ya girdik. İşte Levent'le de Ankara'da. 9,5 ayın içerisinde herhalde arada bir eve bir dönüyorsun. Yok öyle bir dönüş. Her yerde oynuyoruz abi biz. Çıkıyorsun ve gidiyorsun. Biz arada bir diyoruz ki biz ayrılıyoruz hocam diyoruz. Biz tabii öyle bir sıkılmışız etmişiz. Hoca akşam alıyor bir büyük rakı. Geliyor. Sen bir de içmezsin ha. Ya yok hiç alkolle alakam da yok. Ama bizi kandıracak ya hoca. Ondan sonra bize bir de hafif bir küfürle. Ulan bilmem ne siz ne yaptınız Samsunluları gelin buraya diyor. Oturuyoruz. Biz kalıyoruz tiyatroda. 9,5 ayına dayanılacak gibi değil ya. Çok. Ailen falan ne dedi bu çocuk daha hiçbir meslek edinmeden bir anda fırt diye gitti diye? Abi peki, bir şey demiyorlar. Para kazanma ihtimali belki aileyi mutlu etmiş olabilir. Bir miktar ya o zaman ne kazanacağız ya? Harçlığımızı çıkarıyoruz. Yani aileye yük olmuyorum. Babamdan para istemiyorum. Ama 9,5 ayda sen 4 senelik konservatuvarı bitirmişsindir yani. Değil mi? Tabii hocayı hiç... Ya bizde öyle bir şey vardı mesela ben dedi arkadaşlarımda da. Biz hocadan bir şey öğrenmek için arkasında koşardık. Hocam işte... Hoca anlatırdı işte sahne altı alandır, şurası böyledir, burası böyledir. Onları öğrenmek için hocam şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım filan diye. Yani ama Allah razı olsun. Yani benim hocam gani gani rahmet eylesin Avni Dildigil'dir. Peki 9 çiçek bizim elimize doğdu ya. Ha ne güzel. Peki bebekti. 9,5 ay turne bittikten sonra bir anda askere sudan çıkmış balığa düşerdin. Askere gittim. Askere gittin hemen. Evet, askere gitmemiştim, kaçmıştım askerden. Daha doğrusu arayan yok, soran yok. Tabii o zaman. Ben askere de müracaat ettim. Dedim ki beni askere aldım kardeşim. Ben almıyorsun. Şu işi bir halledelim. Ha halledin. Hoca ile Ankara'ya girmiştik işte. Levent'le orada tanıştık. Bir oyun oynayacaktık. Seyşaya dediğim oyun. Levent geldi. Hoca sonra Levent'le anlaşamadı herhalde. Ama biz Levent'le dostluğumuz 66'da başladı. Levent ölene kadar devam etti Levent Kırca'yla. Ölene kadar devam etti. O da Samsun'da çıktı. Tabii o da Samsun'da. Bir de hemşire olunca hani böyle biraz daha farklı yakın bakıyorsun. Yakın oluyor insan. Ondan sonra Ankara'dan sonra ben artık dedim askere gideyim yani. Askerlik var çünkü. Evet. Bir de o zamanlar liste veriyoruz ya her gittiğimiz yerde polise. Tabii. Polis oradan askere gitmeyenleri yakalıyor. Akşam oyuna gidemez, çıkamazsın yani. Benim adım yok orada. Çünkü adım olsa beni araştırdıkları zaman bu asker kaçak, yaka paça götürüyorlar. O yüzden... Onu bitireyim dedim. Askere gittim. Asker dönüşümde hoca vefat etmişti. Hmm. 70 yılında burada il tiyatrosunda biliyorsun kuliste vefat etti hoca. Ondan sonra 70'te Ankara'da tekrar tiyatroya girdim. Ankara oyuncuları diye. Artık Samsun'dan çıktın yani. Çıktım. Peki Ankara seçimin niye Ankara'ydı? İstanbul'da olabilirdi o zaman. Ankara oyuncularına girdim. İşte Ankara'da tiyatro yaptım ya. Orada bir çevre edinmiştim orada zaten. Orada bir çevre edindik. Oradan da işte o zaman Savaş Yurttaş, işte Dursun Metin Ali, Bilgin amcam. Ha, Metin Bilgin filan Ankara'da. Buradan selam olsun. Evet öpüyoruz onu da. Sen de dayım amcam herkesle oynamış. Aileyi en tanıyorum. Son kuşak. En son sen de oyna. Bana bak senden başka var mı oynayacağım? Vallahi şu an gelecek kuşağı bilebileceğim yani. Ama daha Esra Bezen Bilgin var tabii. Onunla oynamamış olabilirsin. Metin amcamın kızı, o da çok önemli bir aktristtir. Öyle mi? Evet evet. Ha, onunla oynamadık. Kısmet olmadı. Ondan sonra orada Ankara oyuncularına girdim işte asker dönüşü. Dursun Ali Sarıoğlu, Savaş Yurttaş, Yurdeğer Erşan. Sonra Ankara'da başladık. Ankara'da yaşar ne yaşar ne yaşamaz diye oyunda başladık biz. Evet. O zaman da yani çoğumuz normalmiş filan ama biz mesela Dorman Tiyatrosu en büyük tiyatro o zaman. O 5 bin liraya gidiyorsa biz 10 bin liraya gidiyoruz. Vay. Çünkü oyun full. Vay canına. Her yerde full oynuyor yaşar yaşamaz. Orayla İstanbul'a geldik turneye. Ses Tiyatrosu'nun karşısı neydi? Küçük Sahne. Küçük Sahne. Küçük Sahne'de oynuyoruz, full oynuyoruz. Küçük Sahne'de bir oyun çıkaralım dediler.
Salozun Bavalını. İstanbul'da bir şey çıkartalım dedi. Evet, Salozun Bavalını. Siz hep bavul elde dolaşıyorsunuz o zaman ha. Bir yerleşik, mesela şu ana kadar bir evin yok. Yok. Ev yok, ev seneler sonra, o zaman fazla da para kazanamıyoruz ki. Evi tabii nasıl geçindireceğiz? Göçmen kuş gibi izliyorsun. Göçmen, otelde kalıyoruz. Aldattan tiyatro var, otelde kalıyoruz. İşte oradan aldığımızı yiyoruz. Orada da Salozun Bavalı'nın Türkçe'ye çeviren şey Can Yücel. Can abiyle tanışma fırsatı buldum. Oh, ne büyük şans. Provalarımıza geldi, 3 ay filan. Bize Kanlıca'daki evinde misafir etti. Can abiyle öyle bir güzel diyaloglarımız oldu o zaman. Salozun Bavalı oynuyoruz. Full oynuyoruz o da yine küçük sahnede. Sıkı yönetim geldi, yasakladı oyunu. Oynayamazsınız dediler. Sene kaç? Sene 80. 80. 81. 80'i aştınız yani. Açtık. İhtilal sonrası. Ha. Açtık 80'i. Galiba 80'i açtık. Ferdem dönüp de bakın diyorsun. Yok 80 değil. Ferdem 80 olsa çok dosya var. 80 olsa Levent'le beraberim. Tabii. 80'den önce. Öncesi. Ama bir sıkı yönetim var. Her gün biletli iki seyircimiz var sıkı yönetimden. Ha. En öne oturuyorlar. O zaman ne böyle oynuyorlar acaba? Şöyle teypler var makaralı. Sahnenin onunla önüne koyuyor. Kaydediyor oyunu. O zaman öyle. Vay canına. Evet. Biz çıkıyoruz şeyde tünelde bir otelde kalıyoruz. Arkamızdan polisler oraya kadar takip ediyor. Güya biz görme sivil polisler. Bizi otele götürüyorlar. Otelde. Ya böyle bir hayat. Sonra o oyunu yasakladılar. Onu yasaklayınca biz işte Saloz'la devam ettik. Ondan sonra da Panga altında. Artık İstanbul'a sızdın yani. İstanbul'dayım artık. O geliş o geliş. Evet. 70 yılı. Panga altında bir tiyatro vardı. Böyle merdivenlerden aşağı inerdik. Erdal Özyağcılar'la falan da orada tanıştık. Onlar da gazete tiyatrosu kurmuştu. Orada onlar da oynuyordu. Biz de oynuyorduk. Biz orada ondan sonra Bayizzet'in İzzet'in Hepsi diye bir oyun oynamaya başladık. Öyle devam ettim. Ondan sonra İstanbul'da kaldım. Sonra kaldım. Lale Oraloğlu. Lale Oraloğlu da o dönemin en popüler. En popüler şey. Değil mi? Ferhan abi falan da çünkü onlarla beraber yapmışlar diye hatırlıyorum. Lale Hanım'la çalıştım. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra 80'i bulduk işte. 80'i bulunca Levent Kırca. Tuncay Özünel'le çalıştım. Tabii. Tuncay Özünel de Allah rahmet eylesin. Hep, benim arkadaşlarım genelde hep hep Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet Tuncay Özünel'le çalıştım. Ondan sonra Tuncay'dan sonra işte Levent telefon açtı. Levent'e geçtim. Dedi ki 12 abi, yıl Levent'le beraber çalıştık. Tiyatro açtım gel dedi. Gel dedi. Sonra Ahmet Gülhan geldi. Onun açtığı Ahmet Gülhan da zaten. Beraber ilk beraberdiler sonra anlaşamadılar. Hmm. Ahmet abi ayrıldı. İlk Gayrettepe'de bir yerde açtılar. Gayrettepe'de işte Kore Şehitleri Caddesi'nde. Hodri Meydan. Hodri sahnesi. Meydan. Çok bilinen bir yer değildi yani. Değil. Yani sen bile tiyatroyu bana soruyorsun yani. O kadar yani. O derecede. Ama Gürüz Hanım orada bir oyun oynadı. Edip Piaf diye. O zaman salonun adı duyuldu. Bilmeyenler evet, bir mekanda çok tutan bir oyun oynandığında seyirci ayak alışkanlığıyla yürüyor. Her gün mesela haftanın o zamanlar 6 günü oynanıyordu. Gürüz Hanım 6 gün oynuyordu ama biz 3-4 gün oynuyorduk. Levent en güzel günleri ona en güzel seansları Gürüz Hanım çünkü Gürüz Hanım 650 kişi oynuyor. Biz oynuyoruz 30 kişi 40 kişi. Kadro zaten 15 kişi. Ondan sonra öyle tuttu. Sonra ama? Ondan sonra Levent işte Kadıncıklar diye Tüncel bir oyuna başladık. Rahmetli Tüncer'in oyunu ve Grup Gündoğarken de. Orada. O hikayeyi bir anlatsana. O yani İlhan abilerin tiyatroya da müzik yapmaları hikayesi gibi bana anlatmıştın. İşte Hodri Meydan Levent'in. Biz bir sene önce şeye oynadık. Gülüz Hanım çok tuttu. Tuttu. Anahtarlar ve Sahipleri diye oyunda açtık tiyatroyu. 30-40 kişi izledi. O kadar. Gülüz Hanım oynadı. Doldu. Doldu. Ertesi sene biz Levent Tüncer, rahmetli Tüncer Cücenoğlu Kadıncıklar oyununu getirdi. O da yani böyle tam bitmiş bir halde değil. Levent'le beraber bir dramatür çalışmasıyla Tuncer abi oyunu yeniden yazdı. Süper. Şurayı böyle yap, burayı böyle yap diye. Tuncer abi de kendi katkılarıyla oyunu yazdı, getirdi. O arada da aşağıda Levent şeye veriyor, hani kiraya da veriyor salonu. Dedi ki Levent, Moruk der bana, ben de ona. Ya Moruk dedi, aşağıda dedi, 3 tane çocuk dedi, müzik yapıyor dedi. Çok güzel dedi, ben dedi, bir ara baktım dedi, gel bir inelim dinleyelim dedi. 3 tane çocuk dediği Grup Gündoğarken. Grup Gündoğarken. İlhan abi, Burhan abi, Gökhan. Gökhan.
İlhan'ı ben Samsun'dan tanıyorum zaten. Ay ne haber filan bilmem ne. Yine Samsunlu bulduk yani. O da Samsunlu. Ondan sonra Levent bu Kadıncıklar tekstini İlhan'a teslim etti. Dedi ki buna müzik yap dedi. Oyunda müzik yok. Allah Allah. Sıfır müzik. Buna müzik yap dedi. Abi İlhan bir müzikler yaptı getirdi. Of. Yani. Oyuna büyük katkı sağladı değil mi? Korkunç. %50 belki. Vay canına ya. Bir de dedi ki siz oynayın dedi. Onları da sahneye de soktu. Sahneye de soktu. Peki Grup Gündarken'in ilk müzik tiyatro şeyi miydi acaba? O. Vay canına ya. Bu 81. Vizyona sonra bak. Ferhan'da. Tabii. Çalıştılar. Vay canına İlk ya. Oydu. Bir müddet çalıştılar Levent'le. Süper. Ondan sonra, hatta sonra, en son Göreği Düşünüldüğü müzikalinde vardılar. Tabii. Sonra orada Olacak da. O Kadar'ın müziğini yapan da onlar İlhan. Değil mi? Tabii, olacak tabii. O Kadar'ın müziğini olacak, yapan da İlhan Şeşen. Olacak o kadar. Orada evet. Bir de Nazım Hikmet bestesi vardır. O da çok tabii, güzeldir. Çok olacak güzel. O Kadar'ların içinde Nazım Hikmet tiplemesi yaptığı zaman İlhan bir Nazım Hikmet bestesi yapmıştı. O da çok güzeldir. Sonra tiyatro artık para ondan kazanmaya sonra, başladı, yürümeye başladı. Ya, biz parayı ya televizyondan kazandık. Tiyatrodan asıl sonra değil mi? Ondan sonra Levent'le çalıştık. Levent'ten sonra ben Yasemin Necati müdürümüzdü işte. Evet. Kulakları BKM'den BKM Necati. İşte Tunca Özünel'le falan çalıştım. O arada Levent bu Sümer oynuyordu. Gereği düşünüldü de. Hatta ben oyunu seyretmeye gittiğim zaman tabii hepsi arkadaşım. Sümer'e dedim ulan bak rolünü dikkatli izliyorum. Senin yerine ben oynayacağım dedim. Aa falan güldük. Sümer bırakmış Antalya'ya gitmiş. Levent bana telefon attı. Horkede gel dedi şu rolü oyna dedi. Sümer. Ben öyle katıldım. Allah Allah. Antalya'da yeri vardı Sümer'in. Evet biliyorum. Bir kafesi biliyorum. Vardı biliyorsun. Ticaret çok güzel bir yerde. Rahmetli. Onun başından fazla ayrılması olmadı. Sümer'in gitmesi gerekti. Yani gerektiği için gitti. Levent de beni çağırdı. Gittim öyle bir 2,5 sene falan işte o Gereği Düşünüldü oynadık. Sonra Necati oradan ayrıldı. Yasemin Yalçın'la. Yasemin Yalçınların müdürü oldu. Vay be ne tarih görüyor musunuz? Nereden nereye kimler neler? Evet abi. Yasemin Yalçınlar da beni tiyatroyu kurarken istemişlerdi ilk kurduklarında ödenmeyecek diye bir oyun oynuyorlardı. Ben dedim ki ben Levent'le çalışıyorum yani gelemem dedim. Bu sefer beraber olacağız dediler. İlle geldiler Moda'ya kadar geldiler. Ben Kadıköy'de oturuyordum o zaman. Ve peki dedik filan anlaştık. Yılmaz'ın yazdığı Kadınlık Bizde Kalsın diye bir oyunla Yaseminler'e katıldım. Yaseminler'le Beşiktaş Yumurcak Sineması'nda oynuyorduk işte. 2 sene full oynadık. Yani 2 senede 580 oyun mu ne oynadık. Vay canına. Ama haftada 11 oyun oynuyoruz. Hiç boşumuz yok. Vay canına. Yani 3'te matinemiz var. Çarşamba, cumartesi, pazar. Şimdi onlar yok. Daha ne olsun? 3 oradan, 6 oradan. 11 oyun oynuyoruz. Hiç boş yok. 12 ay çalışıyoruz. Ondan sonra Levent işte bu Sümer ayrılınca beni çağırdı. O zaman da Yasemin'in oyunu bitmişti. Sen ben tekrar Levent tekrar Levent'e ben katıldım. Gereği Düşünüldü oynadık. Kaç? 2-2,5 sene oynadık onu. Ya o rakamlar çok büyük tabii. 3500 kişiye falan oynuyorduk. Tabii. Fuarlarda, muarlarda, açık havalarda. Bursa'da oynadık. Mesela. Bursa'da bir tiyatro kaç gün oynar? Kaç gün oynar? En mesela fazla o zaman düşün. 90'lı yıllar. Ha? Kaç gün oynar? 5 gün oynar, 6 gün oynar. 21 gün full oynadık. Wow. Açık havada ama. Turnede, 500 kişi. Yani şöyle seyirciler. İstanbul'dan turneye Bursa'ya gittiğinizde en fazla bugün bir gün oynar, 2 gün oynar. Hadi çok oyunsa 3 gün oynar. O da yok. O zamanlarda yok öyle. 3 gün, 4 gün yok. Herkes bir gün veya belki 2 gün. 2 günü bile duymadım da bir gün. Biz 21 gün oynadık. Vay. Açık hava tiyatrosunda 3500 kişi. Vay canına. Yani kapalı salonda sporu 600 kişiye falan değil. Bunu da Necati organize ediyor. Sonra Necati fix almış. Meğer biz onu sonradan öyle Levent'ten. Devam edelim diyor. Levent diyor ki yok diyor. Ben kendi hesabıma gireceğim diyor. Devam etmedik. Yoksa devam etsek daha edeceğiz. Daha da bir ay oynayacaksınız yani. 3500 kişi abi. Her gece abi? Bursa'da ya. Ya düşünsene. Sonra İzmir. Açık hava tiyatrosu 45 gün full. Of. Ankara öyle. Hakeza. Biz Kadıncıklar'la da Ankara'da full oynadık. Çankaya sineması vardı. Bilir misin bilmiyorum. Bilmiyorum. Tunal İlmi'nin orada. Ha. 950 kişilik. Orada oynuyoruz. Bir gün şey geldi. Kutu kutu programı yapardı ya. Cenk Koray. Cenk Koray. Cenk abi oyuna geldi. Yer yok. Kulisteki sandalyemi verdim Cenk abiye. Hiç unutma. Cenk Koray abi ya. Tabii canım. Ve orada 40 gün falan biz full oynadık.
950 kişilik salona her gün 1150 kişi koyuyoruz. Artık tiyatrodan para kazanmışsınızdır abi. Biz yani. Ya biz oyuncuyuz, parayı Levent kazanıyor. Sen bilmiyor musun yani oyuncu? Ya öyledir ama Allah'a gene de çok şükür. Sürümden kazanıyordun. Allah'a çok şükür tabii, tabii ki. Benim başka işim yok ki, ben limon satmadım ki, tiyatro tabii yaptım. 57 yıldır tiyatro yapıyorum yani. Ha limon da sattık, o da oldu. Bu dönemde harbiden hiç parasız kaldığın, turneler bittiği zaman işsizsin. Abi olmaz olur mu ya? Şimdi ne eşimin, yaptın abi? Eşimin yaş günü var. Şeyde, Aksaray'ın orada nedir meşhur alkolle gece meyhanelerin olduğu yer vardır ya. Kumkapı. Kumkapı. Ha. Kumkapı'da yaş günü yapıyorlar. Ben Kadıköy'den oraya gidemedim, param yok. Ya bırak hediye almayı. Param yok. O günleri de yaşadık. Ama Allah'a çok şükür. Tiyatrodan işte. Sonra Levent'le biz 12 ay maaş alırdık. He, maaşa döndünüz. Ora, evet. Türkiye'de maaşı bir deve kuşu verirdi, bir Levent verirdi. Hmm. Harcırahlarımız çok iyiydi. Sonra televizyon başladı. 90'lı yıllarda televizyonlar bir anda bambaşka bir yere zıpladı. Televizyon başlayınca işte bu Yasemincelerle tuttuk. Sonra çocuklar duymasın. Zaten biri 9 sene sürdü, biri 17 sene sürdü. Seninle mi tamam? Zaten 26 sene. Yani iki diziyle. İki doğru diziyle. Söz. O arada birçok dizi var tabii ben. Belki şimdi aklıma gelmeyen şeyler tabii, de var. Tabii çok işte çalıştın canım ya. Ondan sonra öyle devam ettik işte. Peki bunca ustayla çalışıp, yani hem ustayla çalıştın, hem meslektaşın ama ismiyle ve vizyonuyla çok başka işler yapmış insanlarla çalıştın. Aynı yaşta olsan bile. Bu dönemde Ferdi abi, sana feyiz olan, hayat dersi olan, felsefe olan en önemli ne öğrendin? Ta Avni Dillegil'den hatta Samsun'daki hocandan bugüne gelirsek yani. Hiç unutma, ben ilk profesyonel tiyatroya başladığım zaman Orhan Pişkin diye bir abimiz var. Çok eski oyunculardan. Bana dedi ki, sen dedi alkol kullanmıyor musun? Yok. Sigara içiyor musun? Yok. Çorabını çıkarınca dik duruyor mu dedi? Yok. Senden tiyatrocu olmaz lan dedi. Ama o zaman sana aslında yolu açmış yani. Açtı. Çorabını dikiyorsun dediği ne biliyor musun? Onlar o zaman çıkıyorlar böyle işte 9 ay 8 tabii ay Aradolu turnesine. Yıkayamıyorlar. Yani bir de nerelerde kalıyorlar şimdiki gibi değil ki. Tabii. Şimdi uçakla gidiyoruz, 5 yıldızlı otelde tabii kalıyoruz falan. Biz o zaman ya nerede kalırlar? Otobüsün kaloriferi çalışmaz, kış turnesi. Biz Avni Hoca ile Kayseri'den Sarız'da bizim arabamız takla attı. Of. Kar var ama. Karda biz pamuktan yuvarlanır gibi 2-3 taklayla indik aşağı. Avni Hoca içinde o kadar yaşlı adam. Ondan sonra bir çıktım karda buraya kadar kar. Oradan yukarı. Neyse bizi görmüşler. Geldiler aldılar. O gece köyde donacaksınız misafir ya. Yani köyde misafir kaldık. O gece bizi köyde misafir ettiler. Turnelerde başından neler geçmiştir neler. Vallahi ne hikayeler ne araba hikayeler. Araba şeyi çalışmıyor. Battaniyelere sarılıp oturmuyoruz. Ya şimdi uçakla şimdi gidiyorsun. Şimdi konfor tabii ya. Peki hiç bu yolculuk VIP minibüslerle gidiyorsun. Tabii. Peki hiç bu yolculukta işte mesleğinin ilk 5 senesinde 10 senesinde pişmanlık gösterip de ya ben bu yola niye girdim deyip dönüş kafası hayır, hiç olmadı mı? Aynen. Bugün olsa yine bu çünkü mesleği hep, yapar. Hep yokluk çekmişsin bir yere kadar. Neredeyse 20 seneye kadar. 90? Tabii. Yani biz televizyondan sonra. Senin yola çıkışın 70'ler. 70'ten yani 90'a kadar 20 sene. Yani benim ilk bana ait ev 94'te oldu. Ve bu arada 25 sene çalışmıştın sen. Tabii. 66-94 peki yani. Bu 25 sene 30 senenin içerisinde hiç geri dönmeyi düşünmedin mi? Veya başka yok bir iş yapmayı? Yok. Aşk mı bir bu? Ara, ne bunun adı? İşte hani biz 6 ay maaş alıyorduk alamıyorduk filan. Erten Üçgözen diye bir arkadaşım vardı. Biz onunla Taksim'de salatalık domates sattık. Başka meslek olarak sadece bunu yaptın yani. Sonra bir ara yine böyle kritik dönemler olunca parası kaldı. Kitap sattık. Ama kimlerle sattık? Sümer, ben, Kutay Göktürk filan kitap sattık. Beraber Anadolu'ya giderdik, kitap satardık. Ve çok güzel paralar kazandık. Bu ansiklopedi satan dönem. Ansiklopedi, evet, evet. Orada yapmayan yokmuş gerçekten ya. Abi ne yapacaksın? İş yok, güç yok. Yani tiyatrodan aldığımız bir şey değil. Mecburen. Peki o genç tayfa seninle aynı hayatı yaşamış, aynı kaderi yaşamış olan insanların içerisinde pişman olanlar, pişmanlık yapanlar. Mesela şunu diyebilir misin? Bir tane Ahmet diye bir çocuk vardı. Çok yetenekliydi ama o artık garson oldu. Şimdi de bir yerin CEO'su falan diyeceğin kimse var mı? Yok ya. Ya bu yoldan dönen olmamış yani. Olmuştur da ben hatırlamıyorum. Ha, senin çevrende olmadı. Benim çevremde olmadı. Biz gözü kördük, bu işe girmiştik. Ben severek yaptım. Zaten hani bilirsin meşhur bir laf vardı. Bu sevmeden sevilmese yapma yapılmaz. Sevilmeden bir de hocam yapılacak şey derdi. Kulis tozunu yuttun mu iflah etmezsin derdi. Hakikaten de iflah olmadık biz. Mesela, ama
Bugün olsa yine bu işi yaparım. Peki bugün olsa bu işi yapmaya kalktığında ilave ne katarsın da yaparsın? Ne eksik kaldı diye düşündün geçmişe baktığında? Yani şu anda 25 yaşında olsan ve tekrar tiyatroya başlamış olsan neyini değiştirip yapardın? Bizim zamanımızda daha zordu her şey. Mesela bugün şartlar çok iyi. Ben gençlere onu söylüyorum. Ya bizde çalışan genç arkadaşlara siz diyorum çok şanslısınız. Yani biz öyle uçakta turnuya... Ne öneriyorsun peki onlara? Ya biliyorsun biz kere bizim meslekte yani yetenek yoksa yapılacak bir şey yok. Ama maalesef olmayıp da bu işi yapan yok mu? Var. Ama yetenek olmasına rağmen bazı eksiklikler yüzünden de yanlış i̇şte yapan etmeyen, çok var. Mesela hak etmediği yerde olanlar da var. Ama yani gençler tiyatroyu sevsinler, yapsınlar. Bir de çok şey var. Eskiden konservatuarı bitirdiğin zaman devlet tiyatrosunda işe başlardın. Devlet tabii. Memuru olarak. Şimdi öyle değil ki. Diploma elinde geziyor. Geziyorsun. Çünkü yer yok. Çok kalabalık. Bir de bütün özel okulların sinema, tiyatro, televizyonu var. Oradan mezun olan arkadaşlar var. Hepsi oyuncu. Tabii. Belki işlerinde ne yetenekler var. Belki şans bulamıyorlar. Belki şans bulsalar belki çok daha iyi yerlere gelecekler. Evet. Onlar da var. Çünkü o kadar çok, ben rakamları bilmiyorum ama atayım mesela. Çok yüksek. 1000 tane oyuncu varsa lazım olan 300 tane. Tabii. 700 tanesi geziyor. Sen de biliyorsun. Evet. O açıdan da yani onun için diğerlerinden farklı olmayı başarırlarsa... Daha çok donanırlarsa, daha çok bilgiye sahip olurlarsa o zaman aralarından sıyrılması çok... Ama bu iş çok... biliyorsun gözlem yani tabii, çok gözlem iyi gözlem olması yapmak lazım, yani. Okumak lazım, kendini çok iyi yetiştirmek lazım, günü takip etmek lazım. Biz bir de geleneksel Türk tiyatrosundan geldiğimiz için yani tülahat ağırlıklı evet. Ona müsaitiz mesela. Herkes yapamıyor. Devlet tiyatrosundan abilerimizle oynadık. Repliği vermezsen konuşmuyor. Konuşmuyor. Yani. Bizde öyle bir şey yok. Biz, konuyu ver yeter diyorsun. Biz... Biz Levent'le işte çok kavuklu bir şeker oynadık beraber. Evet anlatsana şöyle eski güzel hikayelerden bir iki tane ya. Çok isteriz aklına gelen yani. Şimdi dediğin an çünkü gelmiyor çünkü ben işte. Bu anılar bizim için o kadar kıymetli ki hepsinde bir öğüt var, hepsinde bir nasihat var, bir bilgi var. Şimdi biz Levent'le oynadığımız zamanlar mesela yani hani sahnede bizim güldüğümüz çok şeyler vardır. Bazen seyirci gülmez. Evet. Anahtarlar ve sahipleri oynuyoruz. Hmm. Cihat da oynuyor. Cihat Tamer. Kulakları çınlasın. O da çok iyi arkadaşımdır. O da gelecek inşallah. Evet. İnşallah. Çok iyi arkadaşımdır. Cihat ayrıldı. Cihat ayrılınca onun yerine Dursun Ali Sarıoğlu geldi. Hmm, Dursun, Dursun da diyor ki ya şu elbiseleri bir prova yapalım. Neyse imal edildi. Oyun başladı. Oyuna prova elbiseler ona göre yapılmadan geldi. Dursun bir sahneye geldi. Şimdi Levent, Cem Özer, Osman Çağlar diye üç kişi şeyde oturuyorlar kafede veya İşte bir dekorda oturuyor. Müzikli bir yerde oturuyorlar. Ben garson oynuyorum. Dursun da şef garson oynuyor. Cihat oynuyordu daha önce. Dursun bir girdi. Kemer burada. Atmıyorum vallahi bak resim bu. Kemeri burada bağlamış. Ceket böyle. Üstündeki papyon takmış. Levent hani dalaksız deriz biz. Çok güler. Çok güler. Evet. Şimdi onların sırtı dönük. Bu girdi içeri ben bir gördüm. Ben kolay gülmem ama. Yani bu gülünmeyecek bir şey değil ki abi ya. Bana diyor ki şu masaya dedi çok iyi davranın filan diyecek. Peki efendim diyeceğim. Onlar da bize dönecek. Levent bir döndü. Sandalyeden düştü. Düştü. Perdeyi kapadık. Perdeyi kapadınız yani. Orada bitiyordu perde zaten. Ha iyi güzel. Yani Allah biraz ya. Önce bitti yani. Dursun'un o şeklinde. Bir gün de yine aynı sahne, bizim kulakları için nasıl Ferzan diye bir arkadaşım hani Levent'in ortağı dedi. Evet. O da kuliste, işte o 80 ihtilallerinden sonra. Dursun tam antre yapacak, Dursun'a demiş ki ya Dursun demiş, Kenan Evren'i devirdiler, ihtilal oldu demiş. Yapma ya demiş. Bu içeri girdi, bana dedi ki o garsonlara söyle o masaya iyi davransınlar diyecek. Girdi içeri bana dedi ki askerlere söyle dedi o masaya iyi sonra dedi, asker nereden çıktı ya dedi. Ben dedim ki bilmiyorum ki sen söyle. Aklında kalmış. İhtilal dedi ya. İhtilalden geldi bana. Garson yerine asker geldi. Levent gibi. Tabii ki Levent yine aynen gitti. Tabii ki hemen kopar yani. Sahnenin o yani. Gerçekliği ve canlılığı zaten işte bu enerjiyi ve işte komediyi çıkartıyor. İzmir'de yani. Oynuyoruz işte şey mesela Aydın abi müdürümüzdü ya. He. O bir rol oynuyor. Aşağı yukarı Laz diye bakkal. Bir evet, Laz Bakkal'ı oynuyor. Bilmiyorum. Aydın Tolan. O seyircinin arasından geliyor.
Biz de sahnede Gökhan Mete, ben, Osman Çağlar, Levent filan böyle bir şeyiz. Gelecek Levent'i vuracak. Vuruyor, Levent düşüyor, ölüyor. Skeçte o. Bu geldi. Tabii İzmir'den nem rutubetten. Silahı bir çekti. Ateş yok. Bir daha çek, ölmesi lazım. Çünkü o perde kapanıyor. Orada bitecek yani. Vurmazsa bitmez. Vurmazsa oyun bitmiyor. Bitmiyor. Yani. Çekti yok, çekti yok. Küt dedi. Abi silahı küt diyor. Patla lan bir şey dedi. Küt, küt ne ya? Levent düştü. Ama duyunca öldü. Güya. Şöyle sıçrıyor. Yerde gülüyor. Gülüyor çünkü. Gülüyor. Şimdi biz de onu duruyoruz. Onun başında şarkıya giriyoruz ve final oluyor. Aldırma gönül aldırma diye. Biz şimdi şarkıya girdik. Aldırma gönül aldırma aldırma gönül. Abi şarkı çok güzel olmuş ya, gerçekten. Artık, ya. Artık düşün sen tahayyül et yani. Seyirci de dağılmıştır tabii hali. O gülüyor ve alkışlıyor zaten seyirci. Seyircinin bu mesela sahnede gülen oyuncuya gösterdiği saygı çok acayip mesela yani. Müthiş. Seninle beraber eğleniyor aslında o da yani. Aynen. O ama biraz da gerçekliğini sağlıyor. Senin bir oyuncu olduğunu, bir oyun anlattığını. Ben de evet bir oyun izledim. Siz de güldünüz, ben de güldüm. O da doğal. Çok güzel bir ilişki kuruyor aslında. Ve hep gülen oyuncuya da saygısı vardır. Yani tabii. Hiçbir zaman şey yapmaz. İnsan olduğunu hatırlatıyor abi. Ama, robot değilsin ki. Ama şey dersin ya, ya ben yine ustam öyle söylemişti. Biz eğlenmezsek aşağısı eğlenmez. Tabii. Hayatta olmasın. Önce biz eğlenirdik. Sen robot gibi olur mu? Tüla işte? Atla tabii biz aramızda da eğlenirdik. Sen bilirsin. Tabii ki en güzeli. Çünkü her gün yeni bir hikaye, yeni bir hikaye. Ya Levent bu gereği düşünüldü oynadığımız zaman kadro 74 kişi. Of. Tabii. O bir şey değil ki. 120 kişi bir oyun koydu. Hangi yüzde diye. Sonra sefiller koydu 250 kişi. Yani Levent bu konuda rekorlar mi? Erken gitti. Türk tiyatrosunun kaybıdır ya. Yani. Evet ya. Büyük hedefleri vardı hep. 80 yılında bize diyordu ki bana, Moruk diyordu, bir gün sahneye helikopter indireceğim diyordu. İşte tramvay geçecek diyordu. Allah. Bunları 86-87'de yaptı. Helikopter indi. Helikopter, evet. Sahneden tramvay geçirdi. Gereği düşünüldü oyununda sahnenin önünden araba geçiyordu. Karakolu tarıyorlar. Bayağı araba geçti. Böyle şeyleri vardı. Ve işte 120 kişi, 74 hep kişi kadro. Kendini zorlayan diyor. Levent küçük kayıt şeyleri vardı ya cihazları. Evet. Onunla her zaman oyunu seyreder. Bak her gün. Ve notlar alırdı. Çünkü oyunda tülahat da yapıyoruz yani. Şey oyun sonrası otururduk, herkesi oturturdu. En az bir saat, 45 dakika o oyunu konuşurduk, o günkü oyunu. Vay canına. Derdi ki, Ferdi sen orada şunu yapmışsın. Abi onu yapma, onun bir katkısı yok. Tamam hocam. Veya, aa bak şunu söylemişsin, çok güzel, onu oraya koy. İşte öbürüne sen bunu yapmışsın, sen şunu yapmışsın. Derdim ki lan moruk ne lan bu, iki her gün bizi derdim bir saat bu arada tutuyorsun. Oyun da full tutuyor yani, full, full gitmiş artık. Abi çadırda yani. Oynuyoruz, Yenikapı'da her gece 2500 kişiye oynuyoruz. Haftada hala 4 gün 10.000 kişiye oynuyoruz. Hala not tutuyor. Daha iyisin. Dedim ki oğlum bunu niye yapıyorsun lan, bizi her gün bir saat oturtuyorsun. Dedi ki ben bunu yapmasam bu oyunu tutamam mı derdi. Dağılır, herkes bir tarafa çeker. Herkese o özgürlüğü verip sonra o çizgiyi çizmezsen altından kalkamazsın. Kontrol ederdi. Müthiş. Herkes. Ferdi abi iyi ki geldin ya. Ne güzel bal gibi anlattın her şeyi. Bir geçmişe götürdün. Bir dönemin Türk tiyatrosunda kimler gelmiş, kimler geçmiş, neler olmuş bize onları anlattın. Daha belki anlatmadığım, unuttuğum da olmuş. Bir sürü de olmuştur ama yani bu kadar yılı zaten sığdıramayız bu kadar zamanı. Yani. Sığdıramayız ama Allah razı olsun. Müthiş bir keyifti benim için dinlemek. Eminim seyircilerimiz de çok mutlu olacaklardır. İnşallah. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Ferdi abi? Ben tiyatroyu çok seviyorum. Herkes sevsin. Değil mi? Herkes sevsin. Şimdi bir tane abi benim bir kitabım var. Farkıma Takılanlar diye benim yazdığım. Oh. Bunu size vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam Şerif Hoca'nın şeyiyle Elma Yayınları bize kitap göndermeye başladı. Aa. Bu da Eşekli Kütüphane diye bir halk hareketi. Aslında tam da senin dönemlerden de yakalayabileceğim bir 80 şey. 80 kuşağıyız ya. Evet, o dönemde eşeğine kitapları yükleyip. Anlatmadığım yerler de var tabii sansürlü. Tabii. Çok hikaye neler vardır da şimdi her şeyi de anlatamıyoruz. Evet yani. Çok ama teşekkür ederim. Ayrıca Hakan'cığım beni buraya çağırdığın için de çok teşekkür ederim. Onur duydum.
Çağrılmamak hata olurdu zaten. Sadece o kadar hala çok sevilen ve istenilen bir oyuncu olduğun için yakalamamız çok zor oluyordu. Sağ ol, bu arada Didem Sevinç'in mumunu da size hediye etmek istiyorum. Ah. Bunu yengeye artık götürürsün. Evet. Bu arada çünkü evde gerçekten tiyatroyla alakalı kimse yok değil mi? Yok. İki çocuğum var benim. Bir kızım, bir oğlum var. Ya var dedim. Onlar işte biri 45 yaşında, biri 49 yaşında yani. Şimdi. Onların da ilgisi yok. Dediğim gibi ailenin yüz karası benim. Tek tiyatrocu. Estağfurullah. Estağfurullah. Ya. Bence onlar gurur duyuyorlardır tabii. Seninle böyle güzel şeylerle tabii yaptığın için bu kadar başarılı güzel işler yaptık hep ya. Yani evet. Ben şeyle Çocuklar Duymasın'la ilk konuşmaya gittik. Sonra arada bir yıl mesela ara veriyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Bir rola diyorum ki bak benimle anlaş. Benim oynadığım diziler uzun sürüyor. Uzun bak sürüyor. Ona göre diyordum. Evet. Gülüşüyorduk bir rola. Ama doğru söylüyorsun. Onda kulakları çınlasın. Bir rolün de çok ekmeğini yedik. Evet. Bu sektörde çok doğru şeyler yapan. 17 yıl beraber çalıştık ve güzel şeyler yapan, düzgün şeyler yapan tam bir patron yani. Evet. Hak yemeyen bir patron. Hiç. Bence mümkün o önemli değil. Önemli bir şey, bir rol o manada sektörde hep doğruları yapmaya çalışan çok bir insan oldu. Onun için buradan ona da selam olsun. En önemli şey biliyorsun günü gününe ödenmesi. Evet, bizim bir için rolda sekmez. Evet. Çek kes. Helal olsun. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. İyi ki bize geldin, iyi ki bizimle konuştun, hayatını bizle paylaştın. Sağ ol. Birçok insan da eminim bundan feyiz almıştır, keyif almıştır. Sağ ol. Geçmişe güzel bir yolculuk yapmıştır. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet efendim, mekanın sahibine geldik. Bugün bir nokta koyuyoruz. Yine başka bir güzel insanla bir başka yerde tekrar mekanın sahibine geldik de buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim. Tatilin tek adresi, Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil.